Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda popülasyon ekolojisinden bahsedeceğim. Bu da oldukça kısa ve kolay bir konudur. Popülasyon ekolojisinde öncelikle popülasyonun ne demek olduğunu hatırlayalım. Neydi popülasyon? Aynı tür canlıların oluşturduğu topluluktur. O zaman yazalım popülasyonu. Aynı tür canlıların oluşturduğu topluluğa popülasyon denir. Şimdi burada da yine karşımıza bazı kavramlar çıkacak. Mesela popülasyon dinamiği. Arkadaşlar, popülasyon dinamiği nedir? Popülasyon dinamiği. Şimdi popülasyon dinamiği şu. Popülasyonun zaman içerisindeki geçirdiği değişimlere etki eden faktörlere biz ne diyoruz? Popülasyon dinamiği diyoruz arkadaşlar. O zaman yazalım. Popülasyonlarda zaman içindeki değişimler üzerine etki eden faktörlerdir. Evet, popülasyon dinamiği bu. Peki bu faktörler neler? Arkadaşlar, bunlar popülasyon yoğunluğu, popülasyon dağılımı ve popülasyon büyüklüğüdür. İlk önce popülasyon yoğunluğuna bakalım. Popülasyon yoğunluğu. Arkadaşlar, popülasyon yoğunluğu şu. Birim alandaki birey sayısına, tür sayısına biz popülasyon yoğunluğu diyoruz. Bakın, popülasyon yoğunluğu nasıl etkilenir? Alan sabit kalıp birey sayısı artarsa popülasyon yoğunluğu artar. Veya birey sayısı sabit kalıp alan azalırsa o zaman yine popülasyon yoğunluğu artar. O zaman popülasyon yoğunluğu için şunu diyelim. Birim alandaki canlı sayısıdır. Birey sayısı artar. Alan sabit kalırsa yoğunluk artar. Şöyle düşünün. Diyelim ki 1 metrekarelik bir alan var. Burada 10 kişi bulunuyor. Bu nedir? Yoğun bir popülasyondur. 1 metrekarelik alanda o 10 kişinin bulunduğu yere bir 5 kişi daha koyarsam ne oldu? Bakın, yoğunluk arttı. İşte bu popülasyon yoğunluğu bu şekilde tanımlanıyor. Gelelim ikincisine. Popülasyon dağılımı. Arkadaşlar, bazı popülasyonlar, yani bazı türler 3 farklı şekilde dağılım gösterirler. Şimdi bunları ben şöyle şekil olarak göstermek istiyorum size. Şunlar bizim alanlarımız olsun. Şöyle alanlarımız. Bu arada notları Instagram adresimden paylaşıyorum. Hani videoyu izlerken de yazabilirsiniz. Kaçırdığınız yerler olursa videoyu tekrar durdurmak zorunda kalmayın. Instagram adresinden de bulabilirsiniz. Arkadaşlar, popülasyon dağılımında 3 şekilde bir dağılım vardır. Birincisi şöyle, bakın, belirli yerlerde yoğunlaşmış canlılardır. Biz bunlara kümeli dağılım diyoruz. Kümeli dağılım. Mesela kurtlar kümeli dağılım gösterirler. Kurtlar belirli yerlerde birkaç tane kurt birleşerek küme oluşturmuşlardır arkadaşlar. Daha sonra bir de düzenli dağılım vardır. Bakın, düzenli. Aralarında belirli mesafeler vardır. Şu şekilde düzenli bir şekilde dizilmişlerdir. Buna da biz düzenli dağılım diyoruz. Düzenli dağılım. Arkadaşlar, kral penguenler. Kral penguenler. Dikkat edin, belgesellerde hep penguenleri belirli bir düzen içinde görürsünüz. İşte bu nedir? Düzenli dağılımı gösterir. Bir de rastgele dağılım vardır. Bakın şöyle. Herkes bulduğu yere çökmüştür arkadaşlar. Bu da nedir? Rastgele dağılım. Rastgele dağılım. Bunu da kara hindiba bitkisine örnek verebiliriz. Kara hindiba. Nedir bu kara hindiba bitkisi? Hani şu yol kenarlarında falan görüyoruz ya, böyle sarı çiçekli bitkiler. Onlar kara hindibalardır arkadaşlar. Her yerde bulunurlar. Rastgele dağılmışlardır bu bitkiler.
Evet, popülasyon dağılımı bu şekilde. Şimdi geliyoruz bir sonraki kavramımıza. Popülasyon büyüklüğü. Popülasyon büyüklüğü. Popülasyon büyüklüğü nasıl belli edilir? Arkadaşlar, popülasyon büyüklüğü doğumlar, ölümlerle bir de göçlerle belli olur. Nasıl? Bakın, popülasyon büyüklüğü eşittir. Popülasyon büyüklüğü eşittir. Doğum artı içe göç eksi, bakın şöyle parantez içerisine alalım. Ölüm artı dışa göç. Mesela 1000 kişilik bir popülasyon var. Popülasyonda artı işte gün içerisinde artı 10 doğum gerçekleşti. Ölümde bir tane oldu. Bir kişi de öldü. Ne oldu? Artı 9 oldu arkadaşlar. 1009 kişi oldu. İşte bu nedir? Popülasyonun büyüdüğü anlamına gelir. İçe göç ve dışa göçler de aynı şekilde. Diyelim ki 1000 kişilik popülasyona dışarıdan 100 kişi geldi. Ne oldu? 1100. Ama içeriden de 50 kişi dışarı gitti. Ne oldu? Bakın bizim elimizde kaç kişi kaldı? 1050 kişi kaldı. O zaman popülasyonumuz büyümüş oldu. Evet, popülasyon ekolojisinde popülasyon dinamiği ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi geliyoruz. Size bir grafik anlatacağım arkadaşlar. Canlı popülasyonlarında 3 tip hayatta kalma eğrisi vardır. Bu eğriden bahsedeceğim. İlk önce bunun grafiğini çizelim. Daha sonra ise eğrimizden bahsedelim. Evet, vakit kaybımız olmasın diye ben çizdim arkadaşlar eğriyi. Şimdi popülasyonda biz bu grafiğe hayatta kalma eğrisi diyoruz. O zaman yazalım şöyle. Üstüne yazalım. Hayatta kalma eğrisi. Hayatta kalma eğrileri diyelim. Eğrisi. Arkadaşlar, bunlar da şimdi A, B, C popülasyonlarının bazı özellikleri var. İlk önce A popülasyonundan bahsedelim. Bakın şöyle şuraya A diyorum. A için şunu söyleyebiliriz. Yavru bakımı yoktur ve bunlar da erken yaş dönemlerinde çevre direnci çok yüksek olduğu için erken yaşlarda ölüm gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünün, bakın yaş şurasıdır. Yaş şurası. Burası da popülasyonun büyüklüğüdür. Hatta yazalım. Şurası yaş, şurası da popülasyon büyüklüğü. Popülasyon büyüklüğü. Yani birey sayısı popülasyondaki. Şimdi bakın 1000 kişiden ne olmuş? Bakın genç olanlar, mesela şurası 20'li veya işte 15'li yaşlar olsun. 15'li yaşlardaki kişiler ölmüş. 100 yaşına gelen çok az kişi var. Bunlarda ne vardır? Yavru bakımı yoktur ve çevre dirençleri çok yüksek olduğu için erken yaşta ölüyorlar arkadaşlar. O zaman yazalım. Yavru bakımının olmaması, yavru bakımının olmaması ve erken yaşta çevre direncinin yani çevrenin o kişilere olan direncidir arkadaşlar. Çevre direncinin çok yüksek olması nedeniyle erken yaşlarda ölüm gerçekleşir. Erken yaşlarda öldükleri için bu popülasyon fazla büyümez arkadaşlar. Şimdi gelelim B'ye. B'yi nasıl anlatacağız? B de şöyle. Ölüm oranları, bakın fark ettiyseniz sabit bir şekilde ilerliyor. Ölüm oranları tüm yaş dönemlerinde sabittir arkadaşlar. B popülasyonunda. B eğrisinde. O zaman şöyle diyoruz. Ölüm oranları tüm yaş dönemlerinde sabittir. Sabittir. Geliyoruz C'ye. Arkadaşlar C'de bu canlılar, bakın fark ettiyseniz 100 yaşına kadar ortalama olarak yaşamışlar. Şimdi düşündüğünüz zaman, o zaman buradaki ortama uyum çok iyi bir şekilde gerçekleşmiş. Ayrıca yavru bakımı da vardır diyebiliriz bunlarda. O zaman şunları söyleyebiliriz. Yavru bakımı vardır. Yavru bakımı vardır. Ve ortama uyum. Ortama uyuma biz ne diyorduk? Adaptasyon, değil mi? Adaptasyon çok yüksektir. Çok yüksektir.
uzun ömre sahiptirler. Uzun ömre sahiptirler. Evet, hayatta kalma eğrileriyle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Karşınıza mutlaka çıkar arkadaşlar sorularda. Şimdi son olarak popülasyon ekolojisiyle ilgili büyüme eğrileri dediğimiz bir konu kaldı. Hemen büyüme eğrilerini de size anlatalım. S ve J tipi büyüme eğrileri var. Bunlardan bahsedelim. Daha sonra konumuzu bitirelim. Büyüme eğrileri. Arkadaşlar, büyüme eğrisi şu. Canlıların ortam direncine göre hayatta kalma oranlarına biz büyüme eğrisi diyoruz. Büyüme eğrileri iki şekilde oluyor. S büyüme eğrisi ve J büyüme eğrisi. Ona bakalım şimdi. İlk önce bir diyoruz. S büyüme eğrisi. Bir. S büyüme eğrisi. Arkadaşlar, S büyüme eğrisinde şöyle bir grafik olacak elimizde. Bakın, birey sayısı ve zaman grafiği. Şöyle zaman. Burası da birey sayısı. Şimdi bu büyüme eğrisinde neler gerçekleşiyor? Bakın. Canlılar zaten ilk başta belirli bir sayıya sahipler. Daha sonra ne yapıyorlar bunlar? Bakın, bir süre artıyor, sonra dengeye ulaşıyorlar. Biz buna S büyüme eğrisi. Bakın, baktığınız zaman S harfine benziyor. Bu yüzden de S büyüme eğrisi diyoruz. Şimdi burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Biz bu bölgeyi bakın şöyle dörde ayırıyoruz. Dört bölgeye ayırıyoruz. Dört bölgenin hemen ne olduğunu yazalım. Arkadaşlar, birinci bölgemiz artış evresi, yani kuruluş evresi. Kuruluş. İkinci bölgemiz logaritmik artış. Bakın ne oluyor? Sayıca birden yükseldi. O zaman logaritmik artış diyoruz. Artış. Üçüncü evre negatif artış arkadaşlar. Yine artış var ama azalmış. O yüzden negatif artış. Artık dördüncü evrede ne kuruldu? Denge kuruldu. Buradaki taşıma kapasitesi oldukça sınırlıdır. Şuraya da biz ne diyoruz? Taşıma kapasitesi. Taşıma kapasitesi. Arkadaşlar, bu bölgelerde kaynaklar sınırlıdır. Kaynaklar sınırlı olduğu için de belli bir taşıma kapasitesine geldiği zaman artık yeni bir birey kabul etmiyor. Bu yüzden de dengede kalıyor. O zaman şöyle yazalım. Kaynaklar sınırlıdır diyelim. Kaynaklar sınırlıdır. Peki, çevre direnci nedir? Burada bir çevre direncinin tanımını yapalım. Çünkü kuruluş evresinden yukarıya doğru gittikçe çevre direnci artıyor. Onu da yazayım isterseniz şöyle. Çevre direnci artar. Nereye doğru gittikçe? Bu şekilde gittikçe arkadaşlar. Çevre direnci şu. Popülasyondaki bireylerin İşte üremesini kısıtlayan faktörlere biz çevre direnci diyoruz arkadaşlar. Nedir bu faktörler? Besin olabilir, barınma olabilir, alan olabilir, ortamın sıcaklığı olabilir. Bunlar nedir? İşte su miktarı olabilir. Çevre direncidir. Yani o zaman çevre direnci için şunu yazalım. Popülasyondaki bireylerin üremesini kısıtlayan faktörlerdir çevre direnci. Evet, şöyle altında çizelim, belli olsun. Çevre direnci budur. S büyüme eğrisi bu şekilde. Gelelim arkadaşlar ikincisi J büyüme eğrisine. 2 diyoruz. J büyüme eğrisi. Peki, J büyüme eğrisinde bizi neler bekliyor? Burada bir taşıma kapasitesi yok. Yani taşıma kapasitesi sınırsız olacak arkadaşlar J büyüme eğrisinde. J büyüme eğrisinin grafiği yine birey sayısı zaman grafiği bu şekildedir arkadaşlar. Bakın, şu şekildedir. Bunlar hiçbir şekilde doğal bir ortamda gerçekleşmez. Bu ancak insan eliyle, yani kurulmuş bir popülasyonlar için geçerlidir arkadaşlar. J büyüme eğrisi. Burada kaynaklar sınırsızdır. Kaynak sınırsızdır. Denge evresi yoktur. Denge evresi yoktur. Ve şunu da söyleyelim. Kurulmuş popülasyonlar.
kurulmuş popülasyonlar için geçerlidir. İçin geçerlidir. Arkadaşlar, bu şekilde biz büyüme eğrilerini de bitirmiş olduk. O zaman J büyüme eğrisini şöyle diyelim. Hiçbir şekilde doğal bir ortamda J büyüme eğrisi gerçekleşmez. Ancak bu insan eliyle kurulmuş olan popülasyonlar için geçerlidir. Evet, videomuzu burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda artık komünite ve popülasyon ekolojisiyle ilgili soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.